İnanılmaz tehlikeli. Şimdi anlatacaklarıma inanamayacaksınız yani. Yıllarca üzerinde turna resmi olan bir kamışı Şorjik diye satan bir zihniyetten bahsediyoruz biz. Bunda hiçbir utanma yok bir de. Arkadaşlar biri bununla tutuldu, biri bununla tutuldu. Bir sağ ol be. Lan ne kadar iyi insansın be. Allah senden razı olsun ha. Bizi bilgilendirdin bu konuda. Aynı yapamaz kardeşim. Yapamaz. Kimse daha yapamadı. Getirsin bana desin ki Bülent abi ben yaptım. Ben de onu anlatayım nerelerini yapamadığını. Bu üçkağıtçılık değil mi ya? Bildiğin üçkağıt dolandırıcılık bu. Ben kamış makine alacağım. İşte şunu şunu alabilir miyim? O kim ya? Orijinal ürünü çakma olarak yapıp üstüne orijinal isim, sahtenin üzerine isim basıp orijinal kutusunu yapıp sattıklarını duyduk ya. Ya arkadaş, iyi sahte sana mı kalır sanıyorsun ya? Kardeşim adam yasak bölgede çekiyor bunu. Sen yasak bölgede mi avlanacaksın? Avlanacaksan sorun yok. Peki sen kimsin? Hani sen kaç tane levrek tuttun ya da kaç yerde avlandın? Bilmiyoruz. Zorunda. Özgürlüğü yok. Bu adam o firmanın malını satmak zorunda. Bunu size çekmek benim borcumdu yani. Evet arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır video çekmiyordum ama uzun zamandır kendi işletmemle ilgili işlemlerim vardı. Onları hallediyordum. Ama uzun zamandır bu videoyu çekmek istiyordum. Hani kapatsam da bu videoyu çekeyim diye düşünüyordum. Tabii şimdi ticari bağlarım da kalmadığı için her zaman elimden geldiğince sizlere ben kimsenin anlatmadıklarını anlatmaya çalıştım yıllarca. Artık o anlatamadığım kısımları da var. Yani nasıl kandırılıyorsunuz, nasıl etkileniyorsunuz, aslında bazılarının nasıl üçkağıtçılık olduğunu bu videoyu çekip sizlere anlatmak istedim. Ama tabii işte bunu anlatırken de hani bak şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar değil. Bunu nasıl anlarsınız, nasıl çözebilirsiniz, nasıl dikkat edip de bunları bulabilirsiniz ya da nelere dikkat etmelisiniz bunu da size anlatacağım bu videoda. Çok da enteresan işler olacak, çok enteresan şeyler anlatacağım. YouTube'un, Facebook'un, teknecilerin işte size nasıl firmaların, distribütörlerin size nasıl etkilediğini, nasıl kandırdığını, evet kandırma da var işin içinde. Kamış, makina, ip, sahte, bunlarda nasıl kandırıldığınızı, bunların hepsini size tek tek anlatacağım. Çok enteresan, önemli bir video olacak. Sanırım sektörde de kimsenin bugüne kadar konuşamadıklarını konuşmak istiyorum. Bunları bu videoda anlatmak istiyorum açıkçası. Öncelikle şimdi mesela kendimden bir örnek vereyim. Yani böyle işte bir bölgede balıkçılar genelde hep aynı yerlere giderler. Hep aynı dükkanlara giderler. Mesela aynı dükkanlara gittikçe de arkadaş olur, ahbap olurlar. O kişi de zaten onların bilir kişisidir. Şimdi bazı bölgelerde, bazı dükkanlara gittiğinizde işte tabii bizim teknik videolarımızda gerçekten çok seyredilen videolar ve işte giriyorlar içeri. Ya işte böyle bir şey var mı? Bir ürün soruyor. Ya işte bu var diyor. Ya abi hani tam işte örneğin %100 fluorokarbon istiyorum abi ben kaplama istemiyorum dedi. Ya kardeşim ne varmış bunda diyor. Bu zaten iyi diyor. Ya işte böyle bir video seyrediyor. Ya kimi seyrettin? Ya işte Bülent abi seyrettim anlattı falan. Ya ne anlar Bülent abi işte kardeşim bu daha güzel. Hani bunu alsana niye almıyorsun falan. Tabii bana dükkancılar çok sevmez. Halktan dışarıdan çok insan çok sevgisini hissediyorum o insanların her yerde gördüğüm her yerde. Ama dükkancılardan hep bir arkamdan konuşma olur. Aslında iyi dükkancılar beni çok sever. Çünkü onlar işin doğru yapanlar ve doğru malzeme verenlerdir. Bir de doğru malzeme veremeyenler yani işi bilmeyenler ve özgür olmayanlar beni sevmezler. Benim arkamdan konuşurlar. Çünkü ben doğruyu anlatıyorum. Şimdi bu özgür olmayanlar kısmını size açayım. Nasıl oluyor bu iş? Yani neden bu adam özgür değil? Şimdi firmalar, özellikle büyük firmalar belli yerlere giderler. Derler ki işte burada Uşak, işte Eskişehir atıyorum hani farazi konuşuyorum. İşte burada iki tane firmaya vereceğiz. Bu bölgede sana verelim. İşte öteki firma, öteki bölgede de işte bilmem kime verelim. O adam da o bölgenin satıcısı da işte oradaki potansiyel toplamda bütün dükkanlarda 1 milyonsa 1,5'u yapmaya çalışır, 1,5'u satmaya çalışır. Özellikle büyük firmalarda da sorulduğu için, insanlar sorduğu için
İşte şu malzeme var mı? Bu makine var mı? Bu kamış var mı diye sorduğu için o firmalar sorulduğu için işletme de almak zorundadır o firmaları. Neyse işte 1,5 orada harcama, yani 1 trilyon olan bir ciroyu 1,5'a çevirmek ister. Der ki ya ben sana, sen bana 1,5 liralık 12 aylık çek ver. Ben sana sadece sana malı vereyim burada. Yani işte X mal çok zaten sorulan, beğenilen mal sadece sende olsun. Şimdi firmada aslında 1 milyon satabildiğini bilir ama der ki ya ben bunu tek başıma alırsam 1,5 da satarım. Veya 500-600 satıyordur ama der ki ya ben bunu tek aldım mı diğerlerinkini de satarım, 1,5 satarım. Halbuki öyle değildir. Genelde oradaki satıcı 1 milyon bütün potansiyeli bilir. Ve bunun üstünde bir kişiye vermeye, iki kişiye vermeye çalışır bunu. Sağlam da adam bulur kendine, çeklerini de alır. Peki şimdi soruyorum. Şimdi siz girdiniz ya şu var mı bu var mı? Yok kardeşim, o yok ama bu var demek zorunda mı bu adam? Zorunda. Özgürlüğü yok. Bu adam o firmanın malını satmak zorunda. Makinesi kamışı iyi diyelim. Florakarbonunu da satmak zorunda. Öyle firmalar var ki kamış makinesi süper. İpi 5 para etmez. Ama o ipi satmak zorunda size. Yani bunu satmak zorunda. Peki bunu nasıl anlayacağız? Hani diyordum ya, çözümü de anlatacağım size. Basit. Bir adam kamış makinada, zaten kamış makinada dükkancılar genelde sorunsuz şeyleri tercih edip onları satmaya çalışırlar. Ama bir adam satıcı sana diyebiliyorsa bunu, ya kardeşim bak kamış makinada bu ama bu adamın ipi iyi değil. Gel ben sana şu ipi vereyim. İşte bak bu ip firmasıdır. Sahtede özellikle. Kardeşim bak bu adamların sahteleri iyi değil. Ama bak şu firmanın şuradaki sahtesi iyi. Su üstünde şu firma iyi. İşte derin dallarda şu firma iyi. Bak küçük sahtelerde bu firma iyi. Silikonda ise bu firma iyi diyebiliyorsa bu adamlar objektiftir. Bu adamlar özgürdür. Özgürdür. Biz sektörde özgür olamıyoruz. Çok nadir insanlar özgürdür bu sektörde. Özgür olanlar da çok etkili adamlardır. Örneğin benim gibi. Yani firmalar bu adamlarla pek takışmak istemezler. Çünkü ben hayatım boyunca bir şeye iyi değilse iyi demedim. O yüzden zaten hani bir şey çektiğim zaman seyredilir teknik video olarak. Kötü olan bir şeye de asla iyi demedim. Yani bunları yazılarımda görürsünüz, bana konsinye bile mal teklif edildiğinde, yani bedava mal teklif edildiğinde ben dükkanıma koymamışımdır. Ben doğru malzemeyi satmışımdır. Dolayısıyla bu tip adamlar vardır piyasada, sadece ben yokum. Ben kendimden örnek verdim ama ben değilim. Ben zaten artık piyasada yokum, emekli oldum. Bu tip adamlar dükkanlar tarafından çekinilir ve bu adamlara karışılmaz. İşte bu adamlar özgür adamlardır. Bunlar eskiden gelen, geçmişten gelen, sosyal medyası çok kuvvetli, Facebook olur, YouTube olabilir. Bunlar çok kuvvetli adamlardır ve bu adamlar dükkanı olan bu adamlar, yani dükkanı olan adamlardır bir de ayrıca bu adamlar. Bu adamlar güvenilir adamlardır ve bu tip adamlar seçmeyi, bu tip adamlardan sürekli alışveriş yapmayı tercih edin arkadaşlar. Dükkandan alışveriş yapmayı tercih edin. Çünkü biliyorsunuz yani dışarıda bizim kendi sitelerimiz, yani bizim sektörün siteleri haricinde pazar yerlerinde bizden en düşük komisyon %15. Yani dolayısıyla orada yüksek fiyatlara almak zorunda kalabilirsiniz. Ama onları da takip edin. Zaman zaman onlar da indirime giriyor. Yani bakın fiyat hangi, nerede uygunsa oradan alın. Ama bizim sektörün sitelerinden almaya, bizim sektörün dükkanlarına gitmeye özen gösterin. Bir şeye aynı para verecekseniz dükkandan almanız size şu avantaj. Bir, muhatap var. İki, yarın öbür gün bir şey görmek istediğinde yine o dükkana gideceksin. O dükkanları desteklemezseniz, bu arkadaşları desteklemezseniz, o dükkanları kapatırsa siz hiçbir malzemeyi göremeyeceksiniz. Böyle işte sıradan bir tane iki tane malzeme denemiş hayatında bir sürü YouTuber türedi. Bu YouTuber'lardan öğrendiğiniz kadar bir malzemeyi alıp paranızı çöpe atacaksınız arkadaşlar. Şimdi bununla beraber tabii yani ben şeyi çok merak ediyorum. Yani kendim de dükkancılık yaptığım zamanlarda rakiplerim falan vardı. Adam hayatında 5 tane ispendek tutmuş. Dükkanına giriyorsun, müşteriye bir anlatıyor. Sanırsın bütün her yerde avlanmış. Abi diyor İzmir'de şunu al, tabii diyor şunu alacaksın falan. Çok iyi diyor, ben kullanıyorum. Peki sen kimsin? Yani sen kaç tane levrek tuttun ya da kaç yerde avlandın? Bilmiyoruz. Ya arkadaşlar Trendyol'da bir tane malzemeyi alırken 50 tane yorum okuyoruz ya. Ne bileyim N11'de 50 tane yorum okuyoruz. Ya kimse demiyor mu? Bakın diyeceksiniz, deyin. Ya abi
Instagram'dan seni takip edeyim. Facebook sayfan var mı? Takip edeyim seni. Bir göstersen abi ne tuttu? Bir gör ya, bir bak adam ne yani? Tutuyor mu gerçekten, senin gittiğin yerde avlanmış mı? Avlanmamış mı? Yani bunlar çok önemli şeyler ya. Sorgulayın arkadaşlar ya. Herkes, yani ben bunun espri videosunu da çektim biliyorsunuz. En iyi sahte bu. Aa, ver o daha iyi falan. Yani herkes böyle. Yapmayın arkadaşlar. Adamın bir bakın. Bakın bizim sektörümüzde çok ilginç bir şey söyleyeceğim. %80'i balığa gitmeyen insan var. Distribütörlerin %70'i balığa gitmiyor. Çalışanların %80'i balığa gitmiyor ya. Çok enteresan veriler değil mi? Yani biz yardım ediyoruz firmaların çoğuna zaten. Hep, yani tabii ki onlar da işi biliyor. Bilmiyor değil ama. Yani işi biliyorlar ticari olarak. Ama balıkçılıktan anlamazlar ki. Senin neyi nerede nasıl kullandığını orayı tecrübe etmeyen adam anlayamaz ki bunu. Tecrübe eden firmalara gidin. Yani firmalar, gittiğiniz firma balıkçı da olsun. Kendi bölgenizde, o gideceğiniz bölgede ya da avlanmış olsun. Bir şey, bir başarı elde etsin. Yani bir baksın yani. Bakın yani. Facebook'una, Instagram'ına. Abi ne yaptın sen yani? Bir görün yani. Şimdi ben burada Facebook, YouTube, işte tester, tekneci, çok işte kamış makine, sahte ip, bunlara nasıl bugüne kadar anlatmadım, özel şeyler anlatacağım ama şimdi bu önce Facebook'tan başlar. Çünkü benim en tehlikeli gördüğüm yer orası. İnanılmaz tehlikeli. Şimdi anlatacaklarıma inanamayacaksınız yani. Çünkü yeni insanların çoğu bunu bilmiyor arkadaşlar. Bilmiyor ya, o kadar, çünkü görüyoruz, içindeyiz biz. Ben neredeyse Facebook açıldığından beri varım yani. Hani 3 defa kapattım açtım. Yani görüyoruz bunu. Şimdi bu Facebook'ta en önemli şey arkadaşlar. En önemli şey. Birincisi mezatlar. Şimdi mezatlar nasıl arkadaşlar? Ya sen burada firma mezat yapıyor. Ya bu firmanın zaten sattığı malı mezat yapmaz. Elinde kalan satmadığı malı mezat yapar kardeşim. O mal satmıyordur. İyi değildir o mal. Onu mezat yapar zaten adam. O da zaten dolar yukarı gittiği için sürekli ucuz almıştır onu. Dükkanda kalmıştır. Biraz indirim yapar, sana satar. Ya iyi malı niye mezatta satsın? Artı bilmediğiniz bir kısmı daha var. Hani distribütörler, böyle birkaç tane distribütör var bunu yapan. Onlar biz bilmeyiz falan konuşmuyoruz ya. Çünkü mecbursun distribütöre. Yani dükkancı distribütöre mecbur arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yani özgürlük yok. Mecbur bırakıyorlar. Sana mal vermem, şöyle yapmam, böyle yapmam deniyor yani sürekli. Sürekli böyle bir istim üzerindesin. Yani hakkını da aramıyorsun. Çoğu firma böyle. Hele bir yere geldiyse firma, yandınız. El altından, hatta vergi vermeyen mezatçılara, vergi de vermiyor ki, birçok da CİMER'e şikayet var bu konuda. Onlar da haberi olsun yani. Bir abilik yapayım onlara. Ya bıraksınlar yol yakınken. Çoğu şikayet edildi dükkancılar tarafından. Ben etmedim şahsen ama bırakacağım için. Bırakmasaydım ben de ederdim. El altından ürün veriyorlar. Elinde kalan, distribütörün elinde kalan ürünleri el altından mezatçılara veriyorlar. Mezatçılar da onları daha uyguna satıyor, daha uygun aldığı için. Sen de diyorsun ki ben çok iyi malzeme aldım, çok iyi şey aldım, harika ürünler aldım. Öyle bir şey yok. Dandik ürünleri alıyorsunuz. Bazen de gaza geliyorsunuz, onu da görüyoruz, gözlemliyoruz. Ya bir şey bakıyorum, Allah Allah diyorum, 100 lira ürün, adam onu açık artırmada 120'ye alıyor. Yani iş kumara da dönüyor. Lütfen arkadaşlar, mezatları falan bırakın yani. Ha tamam, işi biliyorsundur, bak ayırıyorum, işi biliyorsundur, yapan mezatı yapan adamı tanıyorsundur. Adam her şeyi veriyordur, satıyordur. Hiç umurumda değil. Yok şu iyileri ayırırım. Onları tenzih. Hiç kimseyi tenzih etmiyorum. Adam düzgün malzeme veriyordur. İşte aranan bir sahteyi çıkarıyordur. İşte ne bileyim, aranan bir ipi, makineyi çıkarıyordur falan. Eyvallah, ona bir lafım yok. Zaten işi biliyorsan alırsın. Hani şu ikinci elden işte aranan sahteyi çıkarınca falan alıyorsun ya. Onu da anlatayım sana. Ya arkadaş, iyi sahte sana mı kalır sanıyorsun ya? Zaten o grup, gruplara geçiyorum şimdi. Grupları anlatacağım size. Ya o grupta zaten o onaylanmadan önce oradaki grubun moderatörleri görüyor onu zaten. Ya bu adamlar işi bilen adamlar. Bunlar en büyük yani bu işi kotaran adamlar. Zaten hep böyle bugüne kadar alışveriş yapmış adamlar. Onu zaten görüyor. Sen daha görmeden alıyor zaten onu içeride. Açmıyor bile onu. Ben aldım abi diyor şu kadar. Ha diyelim ki açıldı. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? İçeride kendi ürünlerini de satıyorlar. Mesela açtılar, grup açtılar 4-5 kişi. İşte bunlar kendi danışıklı dövüşüklü içeride ürün satıyorlar. Bir tane ürün mesela 5 para etmez ama bunu yukarı, öteki yukarı çıkarıyor. Öteki yukarı, öteki öteki, hop sen atlıyorsun 200'de, hop sende kalıyor. Halbuki diğerleri hepsi arkadaş. Aynı şekilde bunu oraya satmaya gelenler de yapıyor. Yani bir şey ürün satmaya geliyor. 3-4 tane arkadaş
toplanıyorlar. Böyle gruplar da var. Böyle ekipler var arkadaşlar. Ben şimdi bir şey daha duydum, onu anlatacağım size bununla beraber. Giriyor içeri. Ahmet arttırıyor, Mehmet arttırıyor falan. Birini bir yakalıyorlar, bırakıyorlar. Tamam beyler bırakın diyor. Zaten gruptan yazışıyorlar. Tak sana kalıyor. Ya iyi malzeme kalır mı? İyi malzeme zaten önce onlar alıyor kendine yani. Şimdi bu grupları meselesine girdiğimizde artı hani söyleyeceğim şey dediğim de şu. Ya orijinal ürünü çakma olarak yapıp üstüne orijinal isim, sahtenin üzerine isim basıp orijinal kutusunu yapıp sattıklarını duyduk ya. Ya bu çok sağlam yerden geldi yani. Şimdi firmada vermek istemiyorum yani. Ben bilmediğim şeyi de konuşmam biliyorsunuz. Kolay kolay. Görmediğim şeyi de konuşmam. Hani gördüm ki beni kimse sahte konusunda kandıramaz biliyorsunuz. Yani. Ya bu var. Arkadaşlar ikinci elden bildiğiniz ürünler yani işte ne bileyim Dayvan'ın bir sahtesini bekliyorsun yok piyasada eyvallah kullanmışsındır. Kullandığın için arıyorsundur. Bak lafım yok. Ama yeni girmişsin. Bilmiyorsun işi. Ne alacağını bilmiyorsun. Git dükkana sor kardeşim. Git dükkana sor. Neden dükkana sor? Bu gruplarda bir tane grup açıyor adam diyelim. Bu gruptaki adam hayatında kaç tane makine kullandı? Diyelim 10 tane kullandı. Çok iyi bir adamdı. Parası çok vardı. Tamam 10 tane kullandı. Peki kardeşim kaç tane makine sattın ve bunun background'unu aldın? Kaç sahte sattın bunun background'unu aldın? Kaç tane ip verdin piyasaya ve bunun background'unu aldın? İyi midir kötü müdür ne biliyorsun? Hiçbir şey. Ya niye gidip grupta açıp ben kamış makine alacağım? İşte şunu şunu alabilir miyim? O kim ya? Yanlış anlamasın arkadaşlar yani onların tecrübesi ne de anlamında söylüyorum. O kim derken onu söylemeye çalışıyorum. Onun tecrübesi ne ya? 3 tane makine kullandım. 5 tane yani bir tane YouTuber var ya bir tane Stellas'ı var. Adam bütün makineleri tek tek anlatıyor. Tek tek anlatıyor yani. Her şeyi biliyor yani. Bir tane Stella kullandı hayatında yani ben seyrediyorum bazılarını. Başka bir şey kullanmadı. Ama makineleri anlatıyor maşallah. Arkadaşlar bu gruplar tehlikeli. Neden tehlikeli? Şimdi ben yıllarca bu işin içinde oldum. Hani Facebook gruplar falan. Bu gruplarda işte adam yakala bırak için açar. Eyvallah. İşte avlak yerleri paylaşım. Ya kendi merak ediyordur paylaşımı. Hani birileri girsin de yazsınlar avlak bulamıyoruz. Ya o anda boğazda balık çıkıyorsa öğrenmek istiyordur falan. Öyle gruplar da var. Tamam ama onların zararını da gördük geçen sene. Atmaya yer bulamıyorsun. Zaten diyelim adamın iyi bir levreği var. Yani iyi bir levrek manası var. Oraya yazar mı ya? O kadar insan içine yazar mı ya? Aptal mı o adam yani? İşi bilmeyen adamlar asperlik eden bir yerde bir şey tutuyor. Onu da orada paylaşıyor. İşte boğazda da hayda millet hurra oraya. Yani bunca yıldır bu işin içindeyim. Ha bir de şeyler var özür dilerim. Hani mesela işte ilçelerde dernekler var. Derneklerin Facebook grupları var falan. Onlara bir lafım yok. Ama önüne gelen 3 tane balık tutunca, 5 tane adamın yanına alınca hemen bir grup açayım. Buradan nasıl fayda sağlarım? Bak fayda. Grup fayda için açılır. Ben yıllardır bu işin içindeyim. Aklımda da bak burada bilgisayarımda 5 tane sebep yazdım arkadaşlar size. Bu gruplar niye açılır yani? Niye kurulur bu gruplar? 1. En masum ihtimalle bir kişinin birkaç arkadaşını yan alarak kurduğu, parası varsa bu adamın, sonradan dükkan açmaya kadar giden, bu etrafındaki toplayarak dükkan açmaya kadar giden bir sistem için kurulur. Çok örneği var piyasada. Hani verdiğim her şeyin örneği var yani. Çok örneği var hem de. Ya da vakti zamanında olup hala devam eden bazı firmaların kurdurduğu güdümlü gruplar var. Firmalar oradaki moderatörlere malzeme verir. Firmalar oradaki moderatörleri besler. Ucuzdan verir. Ve onlar sürekli o firmanın ürünlerini överler. En iyi kamış o, en iyi makine o. Başka bir şey yok. En iyi ip o. 3. Kuran adam gariban adamdır. Sonrasında firmalara gider. Ya benim böyle bir ekibim var, topluluğum var. İşte bana malzeme verin der. Ya da firmalar bunu bulur. Ya sen işte bayağı bu işi yapıyorsun falan. Sana malzeme verelim der. Şimdi ikinci kısmı unutun. Firmalara gider bana malzeme verin der reklamınızı yapayım diyen öyle adamlar söylerim ki söylemeyeceğim burada. Ayıp olmasın diye. Hani bırakıp gidiyoruz sektörü. Hani tabii
ticari kısmını, balıkçılığıma devam, daha çok devam. Hani kimseyi rencide etmeyeyim de zamanında böyle kapımızda kapı kapı firmalara gezip malzemenizi verin, sizin reklamınızı yapayım diyen öyle adamlar var ki aklınız şaşırır yani, şaşırırsınız yani. Şimdi ben soruyorum, peki böyle başlayan, bu mantalitede olan bir adamın, size doğruyu söyleyebilme, objektif olabilme imkanı var mı sizce? Ya yıllarca üzerinde turna resmi olan bir kamışı şorjik diye satan bir zihniyetten bahsediyoruz biz. Bunda hiç bir utanma yok bir de. Hepimiz üstad diyoruz ha bu tip adamlara. 4. Bu kitleyi kullanarak sonrasında bunu ikinci el grubuna çevirip orada malzeme yakalamak, işte malzeme satmak, kendi firmaların ürünlerini, iki tane üç tane adam var, yıllarca onlarla uğraştık ya. Dayva sat dedi, adam firma veriyor, buluyor sağdan soldan, adam sürekli alttan satıyor ya. Bitmeyen sahte var adamda, bitmeyen. Ben yıllarca ithalat yaptım Japonya'dan, hani ithalat kapandı 17-18 oldu dolar. Ha, adam hala satıyor yani. Çünkü besliyor firmalar bunu. Satılmayan ürünleri besliyor. Bu adamlar da böyle grup açarak buradan malzeme satıyorlar. 5. Kişisel ego için kurabilir. Yani çok öyle adam var. Hayatta hiçbir yere konmamış. Oraya, orada bir sürü insan onu bir yere koyuyor. Hoşuna gidiyor. Konabilir. Kendi de kurabilir. Bu beşincisi en masum olanı yani. Ona hiçbir lafım yok. Şimdi bir de burada raporlara gelin. Şimdi çok komik raporlar var. Yine eskiden video yoktu, GoPro falan. Özellikle de Marmara'da biz çekemiyorduk zaten video. Hep fotoğrafla mecburen. Çünkü zaten kafanı bir saniye çevirsen bir gitti yani orada şey, avlak. Öyle bir dünya yok Marmara'da. O zamanlar mesela tutuyordu, bazen işte hava kötü oluyordu falan. İşte video çekemiyorum, telefonlar o kadar iyi değil falan. İşte balığın üstüne sahte koyardık falan. Ya şimdi dünya nerede? Videoda çekiyorsun, GoPro da var herkeste. Ama şimdi bir bakıyorsun raporda 3 tane balık koymuş. Arkadaşlar biri bununla tutuldu, biri bununla tutuldu. Bir... Sağ ol be. Lan ne kadar iyi insansın be. Allah senden razı olsun ha. Bizi bilgilendirdin bu konuda. Hiç de reklam olduğu anlaşılmadı zaten hani. Süper. Hiç anlamadık zaten yani. Çok iyi. Şimdi YouTube ayağına geçelim olayın. Tabii YouTube ayağını zaten çoğunuz, hani çoğu insan biliyor da hani biraz daha böyle daha farklı yönlerini de anlatayım size. Yani şimdi birçok şey görüyoruz. Bir tanesi işte bir anda çıkıyor, bir bakıyorsunuz herkes parasını konuşuyor. Adamın şöyle parası var, böyle parası var. Hani bizim de balıkçılığımız geldiğimiz nokta, oltacılıkta geldiğimiz noktayı gösteriyor. Hani çuvaldızı kendimize de batıracağız bazen. Yani hepimiz için söylüyorum. Adam var, adam bütün kariyerini yasak bölgede yapmış üstad diyoruz. Yani bile bile diyoruz bunu. Yani bunu da sorgulamıyoruz arkadaş. Ama adamın parasını konuşuyoruz. Parasını, adamın çok parası. Ya diyorum ki kardeşim, adamın çok parası varsa ne işi var yani YouTube'da? İlla bir şey satacaktır bize yani. Yani ben yıllarca bunu gördüm. Başka bir şey görmedim ki. Yok abi öyle olmaz falan. Ha, sonra bir bakıyorsun. Yok tekneye dönüyor. Yok kamışa dönüyor. Yok işte imitasyon sahteye kadar gidiyor yani iş yani. Bir şeylerin reklamını, para alayım, reklam yapayım ya da bir mal getireyim Türkiye'ye, onun reklamını yapayım. Kesinlikle ve kesinlikle. Yani sonu bu oluyor. Şimdi bazı YouTube kanalları var, ben de beğeniyorum. Daha natürel şeyler, doğa şeyleri çekiyorlar falan. İşte mera da veriyorlar. Yani kişisel bir tercih, ona hiçbir şey diyemem. Ama yani gidip adam diyelim ıssız bir adada çekiyor. Yani o ıssız adayı kim gidecek yani? Ya onu herkes çeker zaten hani. Daha böyle yakın yerler verirlerse yakın yerlere insanlar da gider. Faydalanırlar meramı. En azından mera bulurlar. Ama bakın arkadaşlar, yine diyorum size, dükkanlara gittiğinizde bunun yardımını yaparlar size. Yani kimse çok iyi bir merayı vermez. Yok öyle bir şey yani. Yani çok az insan var bak, çok az insan var. Ama yani tabii ki görselliği, görüntülemesi, bunlar önemli. Bu bir tercihtir. Ben hiçbir zaman kolay kolay mera vermedim bugüne kadar. Vermem. Benim balık videolarım çok fazla, mera versem yani Türkiye'deki herhalde en fazla merayı bilen adam benim de, iddia ederim yani bunda. Karadan özellikle. Ama yani orada bir sürü insan ekmek yiyor. Gittin oraya çektin. İşte şurada şöyle bir çok güzel bir balık var. Orada ekmek yiyen balıkçılar var. Bunlar sana küfretmez mi arkandan? Yani etik olur mu sence? Bence olmaz.
Adam gidiyor orada çekiyor. Ondan sonra diyor ki burası böyle. Ama doğru ben doğru bulmuyorum şahsen o tabii. Kişisel bir şey, ona bir şey diyemem ama orada yerel halkı da mutlaka ve mutlaka gözetilmesi gerekir diye düşünüyorum. Artı bununla beraber yine sorgulamıyoruz. Adam giriyor işte Foça'da 20 adam askeri bölgede şorcik videosu çekiyor. Vay abi nasıl tuttun? Vay şöyle mi tuttun? Vay böyle mi tuttun? E kardeşim tuttu da bir tane arkadaşımızı götür bakalım bir gidelim ya biz de. Bir soksun bizi de askerler içeri görelim. Biz de tutalım hani bir bakalım nasıl oluyor. Arkadaşlar bakın. Şimdi öyle videolar var seyrediyorsunuz. Uçanlar, kaçanlar, kofanlar falanlar filanlar. Ulan diyorsun daha banko çalışıyor. Kardeşim adam yasak bölgede çekiyor bunu. Sen yasak bölgede mi avlanacaksın? Avlanacaksan sorun yok. Orada 20 tane balık geliyor arkasında o sahtenin. Bir tanesi vuruyorsa vuruyor. Senin dışarıda bir tane balık gelecek arkandan. Bak bunu ben sana söyleyeyim. O bir tane de vurup vurmayacağı işte belli değil. O yüzden yüzdesel olarak tam olarak seninle aynı yerde balık avlamıyor adam. Ben de gittim bir tanesine gördüm ya her atışa balık mı vurur arkadaş? Dedim siz nerede avlanıyorsunuz ya? Her atışa balık gidemiyorum ya. Yola çıkacağım yola çıkamıyorum. Her atışa balık. Dedim ne yapıyorsunuz abi siz? Şimdi burada çekilen videonun dışarıda aynı olma yani gerçekçi olma şansı var mı? Mümkün değil. Mümkün değil yani. Şimdi yine söylediğim gibi tamam da abi sen bunu söylüyorsun ama yani biz bunu nasıl anlayacağız? Ya kardeşim bir tane video ne kadar yok yürümeler, uçmalar, kaçmalar falan ne kadar ticari görünümlüyse o kadar doğal değildir kardeşim. Yani hep soruyorlar da bizim ekipte yazılımcı da var. Kendi klibini yapan adam var. Benim balığa gittiğim Muhammed kendi klibini yapıyor adam yani müziğinden şeyine. Kardeşim ne yapacağız drone uçurup göstereceğiz milleti. Arkamızda küfür edecekler. Yani bu doğru bir şey değil. Zaten dükkana gittiğinde adam seni yönlendiriyor kardeşim. Biz de yönlendirdik yıllardır. Gel ekmeğini o adama kazandıracaksın. O adam diyecek gel kardeşim bak buraya git şuraya git. Bak şurada şu zaman yapar diye yönlendirecek seni. Ya bu işin yolu bu. Bir yerde aramanıza gerek yok. Doğrusu bu. Tabii en son bu YouTube işinde de yani değineceğim konu zaten belli. Biliyorsunuz bu YouTuber meselesi. Ya valla çok iyi yapanlar da var ama çoğu da kötü yapıyor. Neden kötü yapıyor? Sizin bilmediğiniz kısmı var bu işin. Şimdi YouTuber'lar ya bir malzemenin reklamını yaparken çok az nadir böyle bir özgür adamlar var. Ya bir yerden malzeme almak için onu yapıyor. O malzemeye yönelik. Ya bir yerden yarın öbür gün malzeme alacak için yapıyor. Ya da bir yer ona malzeme veriyor onu yapıyor. Yani şöyle ya distribütörü onlar buluyor ya onlar distribütörü buluyor. Zaten video çekince falan birbirlerine yöneliyorlar haliyle. Uzun mesele anlatırım hani. Yani bir şekilde birbirlerini buluyorlar yani. Genelde çekenler böyle çoğu. %80'i böyle %20'sini de tenzih ediyor. Onlar da değilse değillerdir yani ama çoğu böyle. Şimdi sıkıntı şu. Seni hani biraz önce de anlattığım gibi sen firmayı bir şekilde bulup isteyip malzeme çekim yapıyorsan İşte orada şöyle sıkıntılar olmaya başlıyor. Tutamayınca ağzına takmalar başlıyor. Yemini tutup ağzına takmalar başlıyor. Bunları görüyorsun. Şimdi şu anda çevrede maaşlı insanlar var. Yani şöyle söyleyeyim size. İşte maaşlı çalışan firmadan, distribütörden maaş alıyor. Ben diyor ki bu firmadan maaş alıyorum ve test edeyim. Çok normal bir şey. Çok doğal bir şey. Diyor ki ben bu firmanın ürünlerini test ediyorum kardeşim. Ve bu firmanın iyi ürünlerini, balık tutan ürünlerini test ediyorum. Bunları size tanıtıyorum. Çok doğal ve normal. Burada sizin düşüneceğiniz şey şu olacak. Evet bu firmayla bunun da tutmuş. Peki bu segmentte kaç tane sahte var? Diyelim 10 tane sahte var. 10 firmanın sahtesi var. Hangisi daha iyi? İşte burada da tester seçeceksiniz. Diyeceksiniz ki kardeşim sen bu firmanın evet testerısın. Evet buradan maaş alıyorsun. Eyvallah. Testerler de kendini bence bunda geliştirmeli. Ki içinde çok sevdiklerim de var. Saygı duyduğum ve yaptığı işi de sevdiğim arkadaşlarım var. O yüzden burayı yumuşak geçiyorum. Güzel yapanlar da var çünkü. Onlara şunu tavsiye ediyorum. Başka malzemeyi de kullanın kardeşim. Her şeyi kullanın ya. Abi bak bunu övüyorsunuz ama bak bununla ben tutamadım. Bak şimdi bunu takıyorum bununla tutuyorum. O zaman çok gerçekçi olur. Daha fazla satarsınız. Firmalar da daha fazla satar. Ben firmaların gidip böyle yasak yerlerde video çekip bir şeyler satmaya çalışmasından çünkü herkes kendini ya İstanbul'da öyle firmalar öyle firma sahipleri vardı, çalışanları vardı ki ağızlarına taktılar başkalarının yanında. Ya bunlar duyulur arkadaşlar ya. Ya duyulur küçük yer burası. Ya sen onu yasak böyle duyulur kardeşim. Duyulur.
Ya versene o işte maaş ver ya adama. Film distribütörlere bunu anlatamadım ben ya. Kardeşim maaş vereceksin adama. Adam diyecek ki ben tester'ım. Ama her şeyi kullanıyorum. Bak şu ürünüm benim hepsinden iyi. Ya da bak benim ürünüm 30 lira. Onunla 5 tane aldım. Bununla 4 aldım. Kardeşim bu daha iyi. Ya fiyat performans. Bunu gösterecekler insanlara. O zaman var ya çok para kazanırsınız. Ve insanlara da gönlünüz rahat olur ya. İçiniz rahat olur ya. İçiniz rahat olur. Ötekisi çünkü üçkağıtçılık gibi bir şey yani. Ya da tam anlatmamak gibi. Üçkağıtçılık demeyin. Burada üçkağıtçılık yok. Birazdan üçkağıtçılığı anlatacağım da. Başka üçkağıtçılıklar var. Onu anlatacağım. Burada böyle bir şey yok. Ama bence yani her malzeme değeri bunun karşılığında insanlara doğru şeyin sunulması çok daha doğru. Şimdi arkadaşlar bu tekneciler meselesine gelelim. Şimdi tekneciler böyle kimse teknecilere dokunmaz, konuşmaz, etmez falan filan ama bak ben birkaç tane bölgede bak tek bölge değil. Birkaç tane bölgede şöyle bir şey gördüm. Bazılarından da duydum bunu ben. Bazılarından yaptığına da eminim. Bazılarının hepsi yapmıyor. Çok düzgün insanlar da var. Siz bakacaksınız işte ben nasıl olacak? Onun çözümü nasıl? Onu da anlatacağım ama teknecilerden önce çözümü de söyleyeyim. O biraz önce ağzına takanlar meselesinde şunu söyleyebilirim size. Ağzına taktı değil mi? Böyle bir şey gördüm değil mi? Şahit oldum. Hemen distribütörü arayacaksın. Distribütörün bilgisi varsa bile kendine çeki düzen verir. Bunu başkaları da biliyor diye. Kendine çeki düzen verir. Ya o adamı gönderir ya da o adamı uyarır. Geçelim teknecilere. Şimdi arkadaşlar tekneciler bazı bölgeler var. İnsanları da balığa çıkaran bölgelerde bahsediyorum. İnsanları da balığa çıkarıyorlar. İşte para veriyorsun ve çok ciddi paralar veriyorsun. Balığa çıkarıyorlar. Şimdi bazıları bu arkadaşların balık hızlıyken balık zaten pahalı. Seni çıkaracak, zarar edecek. Çatır çatır balık tutuyorlar. Tamam mı? O zaman hiçbir şey yok. Zaten bu adamlarda da GoPro'da var, çekimde var, video her şey var zaten. Bu işi yapıyor çünkü adam çağırıyor. Yani sonuçta balık tutmaya. Abi balığı tutuyorlar. Balığı satıyorlar, parasını kazanıyorlar. Ne zaman balık kesiyor? Tak videoları atıyorlar abi sosyal medyaya. Sen de düşüyorsun. Abi var mı? Var kardeşim gel. Zaten iki tane tutsan sen tav olacaksın. Çünkü tutamıyorsun adam zaten orada. Ne bileyim işte bir tane şeyin kenarında, bir çiftliğin kenarında bilmem nerede ya da işte levreğin içinde adam. Ya da sıkıntı yok. Sen iki tane tuttun zaten keyif alıyorsun. Diyorsun gideyim o kadar yol. 1500-2000 lira da para vereyim. İki tane de tutayım. Şimdi ben soruyorum. Bu üçkağıtçılık değil mi ya? Bildiğin dolandırıcılık bu. Bildiğin dolandırıcılık. Kalben dolandırıcılık kardeşim bu. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın abi? Bir gün önce avın sonunda arayacaksın görüntünü. Diyeceksin abi ya neler tutuyorsunuz bir gösterebilir misin? Bizi arkadaşlar da merak ediyor falan diye. Av bittiğinde görelim bakalım kaç tane tutmuş. Ne tutuyor? Ondan sonra gidin paranızı verin arkadaşlar. Yani bunu da size çok sağlam bir tüy olarak vereyim yani. Şimdi arkadaşlar geçelim sahte ip kavuş makine bölümüne. Öncelikle sahteden başlayayım. Şimdi bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Net söyleyeceğim net. Arkadaşlar her sahtenin çakması çalışmaz. Hatta çoğu orijinal sahtenin çakması çalışmaz. Özellikle mesafe gidenler. Yani şimdi popurlarda, büyük popurlarda falan altta ağırlık var sabit, tamam mı? İçinde de bilye var. Bunları yapabiliyorlar, tamam mı? Bunlarda sıkıntı yok. Zaten pop yapıyor. Hani çok aman aman bir şey yok. Ya da su üstü yapıyor. Bunları da yapabiliyorlar. Ha aynı mesafe gitmiyor. Çünkü o aerodinamiği tutturamıyorlar ama o mesafede her şey 5 metre ileri attın mı sen adamdan %50 daha fazla balık tutuyorsun yani. Aynı malzemeyi bile kullansan. Hadi boş ver orayı. Onları yapabiliyorlar. İşte dalarlı sahteler var yana içinde bilyeli olanlar falan. Onları da yapıyorlar. Hadi yani bir şekilde tutturuyorlar falan. Ama şimdi bak içinde böyle transfer sistemi silindirik olanlar var. Tungsten silindir şeklinde öne gidiyor. Onda öyle bir aerodinamik var ki, öyle bir ince hesaplama var ki daha kimse yapamadı. Bak bir daha söylüyorum. Daha kimse yapamadı. İçinde silindirik sistem varsa daha adam gibi yapabilmiş adam yok. Bak söylemeyeceğim model falan. Bakacaksın içine silindirik sistem mi var? Aynı yapamaz kardeşim. Yapamaz. Kimse daha yapamadı. Getirsin bana desin ki Bülent abi ben yaptım. Ben de onu anlatayım nerelerini yapamadığını. Zaten yani yurt dışından falan bazı firmalar var. Onlar yapmıyor çünkü yurt dışına da satıyor. Bazı ülkelerde de onların hakları var tabii Japonların. Bazı ülkelerde haklarını almışlar. O yüzden zaten en az belli bir sayı sanırım 11 mi ne
tam hatırlamıyorum, yanlış yönlendiriyorum. Zaten fark olması lazım. Yani sadece renkte falan değil. İşte yani bütün her şeyinde fark olması lazım. Olmaz kardeşim. Mesafe giden saateler bunlar da. Bu tungsten, işte silindir tungsten ağırlıklı saateler. Bunlar da mesafe giden saateler. İşte yapamıyorlar yani. Daha olmadı. Olunca söyleyeceğim. Bak diğerlerini söyledim. Yapıyorlar. Diğerlerini yapamıyorlar kardeşim. Varsa da benimle tartışacak adam gelsin tartışalım bu konuyu yani. Çok biliyorsa, bilen varsa gelsin tartışalım. Şimdi ipler konusunda bugün hiç anlatmadığım bir şeyi daha net bir şekilde anlatacağım size. Mesela birçok videomda bunu anlattım aslında ben. Benim videolarımı açın bakın, bunlar hepsi çok doğru şeyler. Hepsi de anlatılmış şeyler aslında. Ama bir araya netleştirip topluyorum şimdi. Hiç söylemediğim bir şey söyleyeceğim. Bak kardeşim. İpin üzerinde görüyorsun ya, şu yazıyor, bu yazıyor, o 15 kilo. Yok öyle bir şey. Yalan bunların hepsi. Şu kadar kalınlık. Yok öyle bir şey. Yalan. EFTA denen bir misinalarda onay var. Bu EFTA'ları ipleri yapamıyorlar. Çünkü tam yuvarlak yapıyı tutturamıyorlar. Tutturamadığı için o kalınlığı veremiyor. Kalınlığı verince çekeri de veremiyorlar. Böyle bir şey olmadığı için de, yani işte onay olmadığı için de herkes kafasına göre. Ama bir tek yer var. Orası Japonya. Japonya'da bu iş devlete bağlı ve bugün gördüğünüz en büyük firmalar o şeyin oluşumun içerisinde. Orada bırakın EFTA gibi %10 falan vermek hiç yok. Diyor ki 0.18 mi dedin? Go standartı, yani Japon standartı Go. PE standartı dediğimiz şeyin ismi Go. G-O-U-W. Diyor ki sen buna göre yapacaksın. Orada da diyor ki bak şu kalınlık şu kadar. Şimdi çok güzel bir video çektim bundan 3-4 video önce. 3 tane ipi tanıttım. Üçünün de aynı kalınlıkta olup ayrı kalınlıklarda olduğunu gösterdim size. O videoyu mutlaka izlemenizi isterim. Ama bugün daha farklı bir şey anlatacağım. Bak şimdi sen 10 kilo çekerli diyelim bir tane ip al. Hiç bunları unut. Hadi bunları profesyonellere anlattım. Hiç bilmeyen için söylüyorum. 10 kilo çeker yazan bir üstünde ip aldım. Sen buna lider yaparsan, lider birleştirme düğümü, tamam mı? Birleştirme düğümü yaparsan efçi ya da mahin, biliyorsunuz benim mahin düğümüm var. Efçi ya da mahin yaparsan buraya 10 kilo çekerin 8.5'a düşüyor, tamam mı? Şimdi buraya bir de işte Albright falan filan, hani herkes YouTuber ya. YouTuber olunca ben de bir düğüm videosu çekmeliyim galiba falan diyorlar. İlla bir düğüm videosu çekmek için çekiyorlar. Hayır, Albright 2.5 kilo, 2 kilo düşüktür arkadaşlar. Mahin çok stabildir. Efçiyi de yapabilirsen stabil, o da çok sağlamdır. Ama stabil yapamayabilirsin bazen efçiyi. Ve zordur biraz. Ona göre seçeceksin efçiyi ya da mahin. Tamam, biz bulmadık bunları. Almanlar, İngilizler, Japonlar bulmuş. Ben mahini yaptığımda kimse de yoktu. Ama sonra nerede çıktı? Daiwa'nın kataloğunda çıktı. Sonra nerede çıktı? 2000 sanırım 20 ya da 21. Aynı, biraz aynısını değişik, yani kulağını burasından çekerek Shimano çekti. Aynı videoyu. Yani dolayısıyla doğru bunlar. Biz bulmadık bunları. Bizim babamızın değil bunlar. Bunlar olan şeyler. Bizler zamanında denedik bunları. Çekerlerini test ettik. Sayısız dünya para harcadık. Ve böyle verdik size. Ama adam da ben YouTuber'ım, ben de çekeyim ya. Ne yok? Albright yok. Hadi çekelim bakalım falan. Biz bilmiyorduk onu çekmeyi yani. Öyle mi? 10 kiloluk bir çekerin mahin ya da efçi yaparsan 8.5'a düşer. Birleştirme düğümleri arkadaşlar sağlamdır. İyi bir şey yani 8.5'a düşmesi. Çünkü fluorokarbonun 35-40 ise burada zaten polomer düğüm var klipste. Klipsteki polomer düğümün zaten daha yüksek çekerli olduğu için sıkıntı yok. Burada kopmaz kolay kolay. Tamam mı? Sen buraya bir düğüm atmazsan, direkt ipi klipse bağlarsan, bak çok basit anlatıyorum, 6 kiloya düşer. Çünkü ipler direkt bağlantıda, ipler çok ısındığı için kayan, özellikle zaten palomar atacaksınız buraya, sakın kayan, işte çevirip çevirip böyle yapıyorsunuz, yapmayın kardeşim. Kayan düğümler iplerde ısınır ve patlar hemen. Buraya attığın o palomar var ya, o zaman senin ipinin çekeri 6 kiloya düştü. Şimdi sen bu ipi 1 sene kullandın. Özellikle ön taraftaki 10 metre nereye düştü biliyor musun, 10 metre? O suyu da gördü. Üstünden silikon jerk edilmiş, o silikon da çeker arttırıyor çünkü. O yapı da gitti. Az silikonlu, çok silikonlu olabilir. Hiç fark etmez. Bir sene sonra o da gitti. Çekerin düştü 4 kiloya. Bak ben bazı markaların 0.16'larını 2.5 kilo çeker deyip dükkanda çok adama rezil ettim. Çok adamın da parasını aldım. Kimse de iddialaşmasın benimle. Ama şunu söylüyorum, 4 kiloya. Ha, demek ki 4 kilo burada zayıf iş, tamam mı? Özellikle Marmara'da falan levrekte zayıf bu iş yani. Eyvallah, Ege'de su üstünde kullan. Ama 4 kilo zayıf. Ne yapmamız gerekiyormuş? Sürekli lider kullanmamız gerekiyormuş. Bu 4 kiloya bile düşse lider kullanırsan 6.5'a çıkarırsın o. Böylelikle bütün işini görür yine. Bitti mi ipin bu sene, bu tarafı? Çevir tersine.
Ertesi sene tersini kullan. Üçüncü sene çıkar at. Bunun ömrü zaten 3 sene. 3 seneden sonra kendi bir de ömür düşmeye başlıyor ultraviyole UV ışınlarına maruz kaldığı için. Tamam mı? İpler bu şekilde. Kamış konusuna gelelim. Şimdi kamış konusunda yine bence farklı bir şey söyleyeceğim orada da bugün. Bence orada şimdi birçok firmaya biz de danışmanlık yaptık. Kale halkaları falan hani uzak doğu firmalara şey ettik. Çaktırdık yani. Hem kale halka oldular hem de sert kamış yaptırdık çoğu firmaya. Yani birçok firma var. Kamışlarınızı uzak doğudan seçebilirsiniz iyi kamış bulduğunda. Çok sorun yapmayın. Özellikle kale tipi halkalarda falan varsa üzerinde. Hiç sorun yapmayın. Yani kamışta illa çok büyük paralar vermek zorunda değilsiniz. Zaten kırılıyor. Hani çok pahalı bir şey alınca çok iyi kamış alıyorum sanıyorlar. Hayır. Benim çok müşterim vardı. Ben 7 milyar vereceğim. Hayır kardeşim. Sen karbon seviyesini daha da hafifleştirip daha sıkıştırıyorsun ve daha cam haline getiriyorsun. Yani aslında diyeceğim ki şimdi pahalı kamış daha çabuk kırılır. Bu yapıyla ilgili bir şey. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani kamış sert olsun kardeşim ve uzak doğuda olabilir. Takılmayın. Ama bir tanesi önemli. Küçük halka. Şimdi bir firmanın yurt dışı sahibine bir gün geldiğinde şunu demiştim. Siz bu kadar PE standartında ip yapmıyorsunuz. Ve aynı şekilde de gidiyorsunuz kamışlarınızda küçücük mikro guide yapıyorsunuz. Mikro halka yapıyorsunuz. Ya arkadaş Japonya standartına, Japonya'da kullanılan inceliklere göre, ip inceliklerine göre kamış yapıyorsun. İlk geldiğinde bu kamışlar dedim ki çok da sevdiğim ben. Yani canım gibi severim bir kardeşime. Dedim ki bir gün bak dedim bunlar karışır 18 verme bunları. Yok abi bir sıkıntı yok şu an dedi. Bir ay falan geçmişti. Ben onu bir sene sonra aradım tekrar. Çok sevdiğimde bir kardeşim vardı. Diyafonu da açtım. Dedim kardeşim ne oldu? Var mı dedim sıkıntı? Abi dedi 14'ü geçmiyoruz dedi şu anda dedi. Karışıyor. Bak aklın yolu bir tane. 10 tane akıl yok. Bir tane var. Bu tip kamışlardan da kaçacaksınız. Sert kamış kullanacaksınız. Ucuz da alabilirsiniz. Ama iş makineye gelince işte orada da çok farklı bir şey söyleyeceğim. Yine. Şimdi ticariyken söyleyemediğim bir şeydi bu. Marka vermeyeceğim ama şöyle söyleyeceğim. Bir kere insanların güvendiği markaları tercih edin. Bildiği markaları elinizden geldiğince tercih edin. Ama yani yorumlanmış ha. Yani yok pahalı ucuz demiyorum. Yorumlanmış, beğenilmiş, kullanılmış. Şimdi dikey yaptığın zaman dikey balıkçılıkta zaten bir sıkıntı yok arkadaşlar. İstediğiniz makineyi kullanabilirsiniz. Burada yok çok pahalı alayım, çok ucuz alayım falan. Buna takılmayın tamam mı? Ama iş spin ve sörfe geldikçe ki özellikle de spine geldikçe yani iş atışa geldikçe şimdi söyleyeceğim çok enteresan gelecek. Hadi herkes şeyi biliyor. İşte ama bazı bir tane video çektim bundan 2-3 video önce herhalde. Giriş seviyesindeki makinelerin ipe uygun olmadıklarını anlattım. Nasıl uygun olmadıklarını, hangilerinin uygun olduğunu anlattım. Onu da seyretmenizi isterim mutlaka. Ama yani Amerikan malının ne bileyim bir İskandinav malının da aldığın zaman herhalde güvenirsin değil mi? Ne bileyim bir Alman malı aldığında güvenirsin değil mi? Böyle bir şey yok. Öyle çok güvendiğiniz markalar var ki ip işini çözememişler. Offshore makine olarak kalmışlar. Yani spin'de siz bazen işte ben bir firma olarak bazı makinalarda çeşitli ipler denedim ya. Ya denemediğim ip hala karıştırıyor. Kamışta sorun yok. KLKV halka. KW falan. Hani bir sorun yok. Hala karıştırıyor. Arkadaşlar bu osilasyon sarım dediğimiz şeyi çoğu firma çözemiyor. Çözemiyor arkadaşlar. Bunu çözebilen çok az firma var. Bakın gerçekten. Hani sen karışıyor neden karışıyor diyorsun. Karışmanın sebepleri var. İşte kamış halkan yakın olur. Küçük olur. Kamıştan kaynaklanıyorsa. Çok yumuşak olur. İşte çıkamaz oradan. İşte makinenin kafası büyük olur değil mi falan. Tamam bunlar eyvallah. İpin kötü olur. İpin çok kalın olur. İpin çok ince olur. O da bir karışma sebebi. Eyvallah. İşte silikon yapıyorsundur. Şu hareketi yaparken boşluk bırakıyorsundur. Çok rüzgar vardır. Açıyordur onu toplayamıyorsundur. Belli bazı yerlerde biraz daha hızlı makine kullanır bu yüzden evrek avında. Onu bir ara anlatırım. Ama arkadaşlar kafadan zaten sakat. Makine ipi düzgün bırakmıyor. Bak nasıl sardığı ve nasıl çıktığı. İki tane şey önemli. Nasıl sardı? Şimdi bazı makineler öne konik sarıyor. Mesela Daiwa'da ABS var. Tamam bu bir özellik. Bu karışmasın diye bir özellik. Adam onu düzeltiyor. Ya düzeltme arkadaş.
Çok hafif bir olacak. O zaten büyük helezon diye şekilde çıkarsın diye var. Tamam mı? İşte şimdi orada düz soruyor. Okumada düz soruyor mesela. Onlar o şekil yapılı. İşte buralara işte çıkışlara işte A recesi var. Farklı farklı şeyler var. Her firmada yapıyor. Hani oradaki o çıkışı karıştırmadan bir şekil çıkarabilsin diye. Ama bir tane şey var. Bak şöyle sarıyor değil mi düz şekilde. Şöyle ortadan sardı değil mi? Şöyle ortadan sardı. Şöyle bombe yaptı ortaya. Bu bir osilasyon sorunudur kardeşim. Sürekli arkadaki gelir öndekine bindirir. Ya da arkaya doğru sardı değil mi böyle? Arkaya doğru bak. Makine burada. Kafa bu tarafta öne bakıyor. Arkaya doğru. Bu öndeki arkadaki sürekli buraya bindirir. Bunu sörf makinelerinde bu tip makineler de var. Bunu da karıştırmayın. Orada iş çok başka. O teknik bir konu. Arka tarafa doğru sarıyorsa, şöyle sarıyorsa, şöyle sarıyorsa bu şekilde karıştırır. Ortada bomba yapıyorsa şöyle karıştırır. Ya düz saracak ya öne saracak hafif. Bu kadar. Sarması gereken şekil bu. Sadece sarması yetmiyor dediğim gibi osilasyon. Bir de onun çıkışını doğru yapmış olmaları lazım. O yüzden de makine alırken araştıracaksınız. O N11'de işte Trendyol'da nasıl araştırıyorsun abi 50 tane yorum orada da onu da araştır oradan. Dükkanlardan araştır. Bildiğin dükkanlardan satın al. Öyle al. Makinede bu çok önemli. Hiç kimse de bunu anlatmıyor size. Biz özellikle hani yıllardır bu videoda çekiyoruz. Teknik videoda daha çok önemsiyoruz. Yani balık videolarını da araya atıyoruz. Hani diyoruz ki işte ya adam konuşuyor ama yani tutuyorum da bir gösterelim yani en azından bir iki tane atıyoruz böyle aralara. Hani tuttuğumuzu da görsünler de hani dinlesinler diye. Dinlenir olalım diye. Yani yoksa biliyorsunuz hiç yani hiçbir videomuzun arkasında şöyle yapın böyle yapın yok yok falan öyle bir şey yok bizde yani kolay kolay. Takılmıyoruz oraya yani. Bazı videoları gizliyoruz hatta. Sırf üyelere yani gizliyoruz. Şöyle bir şey var. Biz uygun da değiliz buna yani sanırım. Yani kimse tekniği anlatmıyor ki herkes yani YouTube'dan para kazanmanın peşinde. Ben bunca yıldır YouTube yapıyorum. 25 bin tane abonem var. Hiçbir zaman öyle bir kasmadım yani öyle bir şeye. Ama şimdi dronlar kaldıralım falan. Hatta geçen gün bir tane video çektiğime pişman bile oldum yani. Yani bir sudak videosu çektim. Yani 500 kişi aradı ya. Yani bu nasıl bir şeydir yani? Gizli gizli gelenler falan ben çok iyi balıkçıyım deyip atanlar tutanlar. Bu nasıl bir açlıktır ya? Ben pişman oldum çektiğime yani. Ya benim için teknik videolar daha önemli. Araya da balık atıyoruz ki bunları evet bu adamlar tutuyor ve konuşuyorlar diyesiniz diye. Bizim için teknik videolar çok çok daha önemli. Takılmıyoruz hiç kimseye. Kaç tane üyemiz var, kaç tane abonemiz var. Umurumda bile değil. Kaç kişi seyretmiş umurumda değil. Teknik videolarım zaten seyrediliyor. Benim için uzun süre seyredilmek, sizleri bu konuda bilgilendirmek. Çok da uzun zamandır sektördeyim. Bilgimin de yüksek olduğunu ve artık hani bu işte de bir yerlere geldiğimi düşünüyorum ve bunları size aktarıyorum. Yani ayrıldım sektörsel olarak yani ticari olarak bıraktım. Emekliliğin tadını çıkarıyorum. Ama yani bu benim borcumdu yani. Bunu size çekmek benim borcumdu yani. Yani kalan şeyleri de anlatmak benim size borcumdu. Benim için yani 100 tane 1000 tane kişinin duası 10 tane çakalın bedduasından iyidir. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.